Evet, 2 günde de çok gollü maçlar seyrettik ve keyifli maçlar. Goller de güzel gollerdi. Maçın uzaması ayrı bir keyif biliyorsun Evet. böyle. Çünkü Süper Lig'de göremiyoruz bu tarz maçları. Böyle elemeli maçlarda uzayan karşılaşmalar da keyif veriyor. Ender Bilgin'le Aldın Domaç Kadıköy'den bize maçla ilgili izlenimlerini anlattılar. Akşamın maçına dönecek olursak ben de konuklarımızla konuşalım istiyorum. Gürcan Bilgiç'le başlayacağım ilk olarak. Tabii Fenerbahçe Karacabey Belediye mücadelesi ilk olarak konuşacağımız maç. Bir erken gelen bir gol, oyuncunun kendi kalesine attığı gol. Karacabeyli oyuncunun kendi kalesine attığı gol. Ama devamında Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın gördüğü kırmızı kart. İşler değişecek, ne olacak derken aslında skorun değişmediği ve bu skorla sonuçlanan bir mücadele seyrettik. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani nereden baktığınıza bağlı. Bir oyun kalitesi, bir umut, bir ışık. Yani Denizli ve Malatya maçlarından sonra bekleyenlerin büyük hayal kırıklığı yaşadığı bir karşılaşmaydı. Ama işin öbür tarafına baktığınız zaman bu kadar sürprizlere açık bir kupa serisinde turu geçtiği için de başarılı taraftı. Evet. İşin öbür tarafına baktığımız zaman mesela dün Darıca karşısında Galatasaray'da zorlandı. Bugün işte Trabzonspor, Adana Demirspor'a elendi. Bursa Göztepe'yi eledi. Karacabey bundan önceki turda Hatay. sevgili Erdoğan amca. Evet. Hatay'ı. Benim de ben 85'te ilk Fener Mavili'ne başlamıştım. O zamanlardan arkadaşımız. Mehmet Yılmaz'ın da amcası. Evet, amca diyorum o yüzden. Hatayspor'a elemişti bundan önceki turda. Ve geçen sene de belki sene Fenerbahçe'de Ümraniye ile elendi. Var mı sürprizler? Kokudan sonra Ersun Hoca gelmişti. Ersun Hoca döneminde de Ümraniye elendi. Yani bu sürprizlere açık bir turnuva. Ama şu açıdan var. Ben şeyleri değerlendirdiğim zaman hakikaten sabırsız bir Fenerbahçe taraftarı var. Bir an önce takımın aklındaki, gönlündeki seviyeye gelmesini istiyor. Karşında bir ikinci lig takımı ve ikinci lig takımı karşısında kendi sahasında çekilen 10 kişi kalsa bile kendi sahasında çekilen işte topu rakibe bırakan bakalım ne yapacak diyen bir takımı Fenerbahçe taraftar hazmedemez. Yani ikinci yarı değişikliklerle falan belki oyun dengelendi ama yanlış bilmiyorsam Hakan geldiyse şeyler 51'e 49 galiba topla oynama Karacabey'de. Maçın şeyinde. Bakalım. İstatistiklerde. Topla oynama oranlarında. Yani bu bahane değil yani. Ben 10 kişi Evet, kaldım. 51'e 49. Ben 10 kişi kaldım. Ne yapayım? Bahane diye orada Fenerbahçe oyuncusu kenar yönetim farklı bir karakter ortaya koyması lazım. Daha mı çok koşacaksın? Koşacaksın abi. Daha çok koşacaksın. Önemli olan yani bu pozisyonlardan sonra, bu duruma geldikten sonra takımın özellikle ilk 45'teki performansını girip ikinci yarıyı seyrettikten sonra işte başarıdır diyorsun. Turu geçmek başarıdır. Şimdi herkesin aklı fikri esasında Gaziantepspor maçında. Yani Altay'ın kırmızı kart görmesi, Harun'un antrenmanlara başladı ama maskeyle çalışıyor Harun Tekin. Gene oraya yedek kaleci de gitmesin. Mesela işte Rea Hoca muhakkak bize o detayları verecektir. İlk defa üçlü savunma denedi. Maçın başlangıcında esas maça heyecan veren oydu. Değil mi Rea Hocam? Evet. Üçlü başladı acaba ne Bunun yapacaklar, ne üzerine edecekler ayrı diye, hocam ne ama göremedi onlar diye çıkarttı. Merakla beklerken birdenbire gitti Göremedik. Altay o kırmızıyı gördü. Birdenbire her şey yapmış Şaşıracaksın. oldu. Nerede hata yaptıklarını görünce çok şaşıracaksın Gürcan abi. Çok daha Neler başka bir var maç neler? izleyebiliriz. Hocam Eyvah neler eyvah. hazırladı? Eyvah eyvah. Estağfurullah da yani esas birinci konu başlığı gibi o duruyor. Bana göre üçlü savunmayı neden geçti? Neden tercih etti? Yani hücumda veya savunmada istediği verimi alamadı mı? Gaziantep işte futbol kulübü üçlü oynuyor onun için mi? Yoksa bir denemek için bir oyun pratiği ayrı bir sistemde bir derinlik vereyim. Yani bunun için mi denedi? Yani esas bunu öğrenmek gerekir. Benim düşüncem bu. Tekrar Gürcan sen Ben devam et. bence denemek istedi hocam. Bence de. Ne yaparız, nasıl olur diye. Çünkü kaleye gelen ilk top gol oluyor. Yani böyle bir düzen içinde o formülü belki o bölgede bir kişi fazla olayım. En Bence azından de denemek amaçlı. arkada bakalım nasıl olacağım diye onu bir görmek için denediğini düşünüyorum.
Mehmet Yılmaz, şimdi az önce söyledik zaten Karacabey Belediye'nin evet. hocası Erdoğan Hoca senin de amcan oluyor. Hem evet. Fenerbahçe'nin çıktığı 11'i de sormak istiyorum bir yandan sana. Diğer takımlara baktığımızda, özellikle büyük takımlara baktığımızda Fenerbahçe'nin daha az kadrosuna yakın bir kadroyla çıktığını gördük. Sen mücadeleyi nasıl yorumluyorsun? Melike, araya girebilir miyim? Hocalarım daha iyi bilir ama Erdoğan Hoca daha iyi golcüydü Mehmet'ten. Katılıyorum. Katılıyorum. Yok yok değil. Daha iyiydi. Değil. Amcam kafa, kafa özelliği inanılmazdı. Tabii. Amcamın yani. Yerden de bilekleri yani o diplemeleri, de, vuruş, gol hani, vuruşları iyiydi. Hani konu dışında yani çıkacak ama ben rakip son dönemde oynadım amcama karşı. Ben saha içinde de karşı karşıya hangi geldik. Hangi takımlarda oynamıştın? Ben Çanakkale Dardanelspor gençtim. O Rize Spor'daydı. 3-0 yendik. 2 tane ben attım. Yani maça bakıldığı zaman amcama ben üzdüm. Ama çok karakteri bugün sahaya dönecek olursak ilk önce ben Karacabey Spor'u gerçekten tebrik ediyorum. Biraz önce Gürcan abi çok güzel özetledin. Yani bundan önce bir şansa gelmedi buralara. Hatay Spor'u ve Süper Lig takımını elemek öyle kolay bir şey değil. Özellikle deplasmanda. Bugün saha içine bakıldığı zaman Fenerbahçe takımı ben de size katılıyorum. Üçlü farklı bir formatta sahaya çıktı. Ama bu üçlüyü denerken ben de tabii ki Real hocam gibi kafamda soru işaretleri var. Bunu ne olarak düşündü acaba? Çünkü gelecek maçlarda bu üçlüyü illaki deneyecek. Çünkü Fenerbahçe takımında gerçekten çok kaliteli ayaklar var. Ben takım hangi takım oynatırsa oynasın hiçbir tanesini yedek gözünde görmem. Çünkü bakıyorsun bu takımı al başka takıma koy komple çıkartırsın zaten. Fenerbahçe'nin bir defa şeyi yok. Hocasının hiçbir bahanesi yok. Bu takım bugün golü erken buldu. Kırmızı kartı erken yedi ama Fenerbahçe takımı yine ben plana geleceğim. Bir planı bana göre yok. Bugün iyi mücadele etti. Etmek zorundasın zaten. Bugün oyun anlamında Fenerbahçe takımı tamam kapatmaya çalıştı ama üretken bir Fenerbahçe takımı yoktu. Ben katılmıyorum Fenerbahçe takımının çok fazla pozisyona girdiğine. Çok net pozisyona girdiğine katılmıyorum ki olacaktır da. Fenerbahçe takımından mı bahsediyorsun? Bir tane oyuncusu Fenerbahçe takımının Karacabey takımının belki hepsine bedel. Yani tabii. Fiyat anlamında, rakamlar anlamında ama sahada ne verdiğine bakıldığı zaman Fenerbahçe takımı 10 kişi oynamış olabilir. Ama buna bir tepki vermesi lazım Fenerbahçe takımının. Gürcan abi biraz önce güzel söyledi. Ya taraftarları bu oyundan bu şeyle skorlarla mutlu edemezsin. Türkiye Kupası çok önemlidir. Çok büyük sürprizler var. Tamam bunlarda hem bir tanesi Trabzonspor takımı elendi. Evet. Birincilik takımı da elendi. Ama yine bir şeyler, bir tepki koydu ortaya. Fenerbahçe takımı şu an bence sadece kazanımı nedir? Maçı kazandı, kupada yoluna devam ediyor. Bu çok önemli. Ama Fenerbahçe takımı eğer bu hafta Gaziantep gibi bir takımdan oynayacak, üçlü savunmayı orada deneyebilir mi? Bence bugün onu görmeye çalıştı ama biz de çok fazla göremedik. Çünkü 10. dakikadan sonra sistem değişti. Yine tekrar dörtlüye döndü. Fenerbahçe takımı bence sadece bugün iyi futbol değil de sadece turu geçti Fenerbahçe takımı. Evet, ben Reha Hoca'nın notlarını gerçekten merak ediyorum. O yüzden sözü Hakan Gündoğar ve Reha Kapsal'a bırakacağım. Notlara hemen başlamayalım. Ben de Reha Hoca'ya çünkü sorulacak iki soru var. Çünkü hazırlanalım bir yandan da. Rejimiz zor, de hazırlansın. Zor sorunu zor. Zor soruları sever o. zor sorunu. Hocam. Erol Hoca dedi ki Ahmet Selim Kula çok güzel mücadele verdik, iyi bir performans gösterdik. Katılıyor musunuz? Şimdi hafta sonu hepimizin bildiği gibi Malatya Spor'a karşı kötü bir oyunda mağlup oldu Fenerbahçe. Şimdi kupa maçı 10 kişi kalmışım, 1-0 öne geçmişim. Belki 1-0'dan sonra yeni bir sistemle beraber farklı bir oyun da olurdu, farklı bir skor da çıkardı. O ara bir bocaladılar golden sonra Fenerbahçe ama ikinci yarı daha birlikte oynadı. Daha böyle bir bütünlük arz etti Fenerbahçe. Rakibe pozisyon vermedi. Dengeli bir oyun oldu. Aktif dinlenmeyi doğru bir şekilde yaptılar. İster istemez de kupa maçı tek ayaklı. Yani telafisi de yok hepimizin bildiği gibi. O açıdan skoru koruyarak, rakibe pozisyon vermeyerek 1-0'la turu geçmesini bildi. Çok çok aşırı mücadele etti ama hiç etmedi de denmez. Mücadele etti. Top da kazandı. Çok çabuk alan da değiştirdi. Yani onun için çok böyle aşırı işte Erol Hoca'ya katılmıyorum falan demem. Yani Fenerbahçe'nin bir kere en önemli Hakan, yani bir Malatya Spor mağlubiyetinden sonra bu maç toparlanma, moral bulma açısından önemliydi. Son 16'ya kupada kalması için mutlaka yenmesi gerekiyordu. Yendi. Şimdi önündeki Gaziantep maçından önce böyle bir galibiyet bence moral açısından iyi oldu. Oyun da çok aşırı 10 kişi kalmasına rağmen dediğim gibi ilk yarının o bölümü haricinde çok kötü değildi. Değerli hocam, Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçından itibaren, yanlış hatırlamıyorsam, siz daha iyi bileceksiniz, 3 stoper, 3-5-2, kanatları açılan, zaman zaman 5-3-2'ye dönebilen, sağ içindeki sürekli taktik değişiklikleriyle adından söz ettiren Şumudika gibi gerçekten iyi bir teknik direktör var. Fenerbahçe'nin üçlü bugün, yani Serdar sağ, Luis Gustavo orta, Sadık sol gördük 3-5-2'de.
Bunu denemesinin bu evet değerli hocamın bu sizin yaptırdığınız 11. Yani evet. Bugün Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'i evet. Sizin istediğiniz gibi. Ömer biraz daha arkada oynadı evet. Tabii. Yani Tiam'la orta saha üçlünün orada oynadı.